aslında sıcaklardan dolayı. Çukurova'da sıcaklardan bazı mahsullerin yanmasından dolayıdır. Çünkü karpuzun kilosu şu anda 8-10 lira olması gerekirken 18-20 lira. Domates aynı şekilde. Bizim bu yerli ürünler daha çıkmadığı için Çukurova'da sıcaklardan dolayı yandı. Ve bu yangın en çok da emekliyi yakıyor şu anda. Bir ayda 10 bin lira para alıyoruz. Yine pazarda şu anda 1000 lira harcamışım. Daha yarısını da almamışım yani. Gerçekten de sıkıntı. Ümitliyiz. Yerli ürünler çıktığında, mahsullerimiz çıktığında fiyatların düşeceğinden eminiz inşallah. Biz de o güzellikle bekleyeceğiz. Biz Çukurova'ya veya Akdeniz Ege bölgesine baktığımızda bizde seracılık çok az. Bizde özellikle sebze, meyve üretimi çok az. Biz genelde pamuk ve mahsul ekiyoruz. Bunlar da nüfusumuzu kaldırmıyor. Yani hep dışarıdan ürün getiriyoruz. Bu da tabii ki mazotun pahalı olması, nakliye paraları. Bu da pazarda canımızı yakar. Bunlar bizim buradaki yerel yönetimlerde de sorun var. Belediyelerde düşer, valiliklere düşer. Özellikle ziraat mühendiklerimize düşer. Çiftçiyi kalkındırmamız, çiftçiyi yönlendirmemiz. Yoksa iklimimiz çok güzel. Her şeye yetişebilecek bir iklime sahibiz. Toprağa sahibiz. Bir nimete sahibiz. Fırat suyunun sahibiz. Yani çok güzel şeylere sahibiz ama maalesef üretimi doğru düz yapamıyoruz. Şu anda pazardaki ürünlerin yarısından fazlası dışarıdan geliyor. Bunu yıllarca da gündeme de getirdik. Ben bir dernek üreticisi olarak da bir zaman valiliklere, belediye üretimlerine, ziraat odalarına bunları biz çok zaman söyledik. Ama maalesef işlerimiz sonuçlarını alamıyoruz.